Fatma Cömert, %92 bedensel engelli bir kişi bu. Genç bir kişi. Çocukluğundan beri polinöropatisi var. Elleri ve ayakları tutmuyor. Tekerlekli sandalyeye mahkum. Mayıs 2019. Tekerlekli sandalye Aydın Adliyesi'ne yaklaştığı zaman çokları için zaman sıradan olmaktan çıkmıştı. Güneş aydınlatmıyor, göz ferleri iyiyi doğruyu seçemiyordu. Sağlı sollu herkesin bakışlarının utanmaya başladığı yerde adalet mülkün temelidir yazısı altından elleri ve ayakları tutmayan, doğduğundan beri tekerlekli sandalyeye mahkum genç bir kız geçti. 2013 yılında başlayan ve 15 Temmuz süreciyle hızlandırılan cadı avı, yaşlı genç, kadın erkek, çoluk çocuk, zengin fakir, hasta hamile dinlemedi. Doğuştan kas hastası, elleri ve ayakları tutmayan Aydınlı Fatma Cömert'i biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu? Adı Fatma Cömert. Bir başkası olmadan hiçbir ihtiyacını gideremeyen, ellerini ve ayaklarını kullanamayan, tekerlekli sandalye mahkumu Fatma Cömert, yeryüzünde görülmeyecek ölçüde çalışılmış bir zulümle karşı karşıya kaldı. Her genç kız gibi onun da hayalleri vardı. Tedavi görmek, okuyup bir işe girmek istiyordu. Başardı da. Anadolu Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksekokulu mezunu genç kız hayal ettiği işe de başladı. Aynı zamanda sosyoloji mezunu olan Fatma 150 bine yakın KHK'lıdan sadece biri. 1994 yılında Aydın Nazilli'de doğan Fatma Cömert doğuştan kas hastası. %96 engeliyle sadece ellerini zar zor oynatabiliyor. O azmi ve çalışkanlığıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı. Hayallerine kavuşmuş ve sevdiği bir işte çalışmaya başlamıştı. Ta ki 6 yıldır bitmeyen 15 Temmuz karanlığı kendisini bulana dek. 14 Mayıs 2019'da gözaltına alınan Fatma'yı gören hakim neye uğradığını şaşırır. Senin ne işin var burada? Herhalde bir yanlışlık olmalı diyerek Fatma'yı önce evine gönderir. Ancak kalemi kırılmış ve kara listeye girmiştir bir kez. Davanın üçüncü duruşması 5 Kasım 2020'de Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülür. Duruşmaya gelmesi istenmeyen Fatma Cömert'e baylok kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay ceza verilir. İşte o gün bugündür gözyaşı döken genç kız ve ailesi şimdi kara kara düşünüyor. Eğer karar istinaf mahkemesi ve Yargıtay'da onanırsa genç kız cezaevine girecek. Çaldıkları bütün kapılar yüzlerine kapanan ve ailesi dışında hiç kimseden yardım göremeyen Fatma Cömert'e HDP milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu sahip çıktı. Fatma Cömert'in taş kalplileri bile ağlatan dramını duyuran Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı'na sunduğu mektupta bu hangi vicdana sığar diye sordu. Ancak karşısındaki sağır duvarları maalesef aşamaz. Kötülük yarışında sessizlik arşa kadar çıkar. Rağmen hayata tutunmaya çalışan ve girdiği KPSS sınavında 40 soruyu ancak 2,5 saatte işaretleyebilen genç kıza baylok kullandığını suçlaması yapıldı. Duruşmalara gelmene gerek yok diyerek eve gönderilen Fatma'ya akla vicdana sığmayan bir ceza verildi sevgili seyirciler. 6 yıl 3 ay. 15 Temmuz sonrası ilan edilen KHK ile ihraç edilen genç kızı şimdi daha kötü günler bekliyor. Çünkü %96 engelli Fatma Cömert hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya. Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Fatma, herkesin kan ağladığı bir süreçte son mağdurlardan birisi olduğunu belirterek tek suçunun eğitim vermek olduğunu haykırıyor.
İhraç edilmek bir yana, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla dünyası kararan ve aldığı cezayla nasıl hayatını devam ettireceğini düşünüyor. Fatma Cömert birkaç kırık cümleyle tarihe şunu düşüyor. Düşünebiliyor musunuz? Ben örgüt üyeliğiyle suçlanıyorum. Basit bir şey değil bu. Allah aşkına ben miyim terörist? Ellerimi ayaklarımı bile oynatamıyorum. Annemin yardımı olmadan çorabımı bile giyemiyorum. Yazı yazmakta da çok zorlanıyorum. Benden nasıl terör örgütü üyesi olabilir? ...28 yıldır hayata tutunmaya çalışırsınız ama asıl imtihanın terör örgütü üyeliğiyle suçlanmak olduğunu öğrenirsiniz. Tutmayan elinize ayak bulursunuz. Tutmayan elinize el bulursunuz. Taşımayan ayağınıza destek de bulursunuz ama sağır duvarlara, körleşmiş vicdanlara... ...terör örgütü üyeliğiyle suçlanmak zoruma gidiyor diye haykırsanız nafile. Yer demir, gök bakır çünkü. Fatma Cömert, en kötü olmak için yarışanlara ve bize ibretlik bir hikaye sunuyor. Necip Fazıl'ın dediği gibi, sorular soru içinde, akıl olmazların zoru içinde. Doğuştan eli ayağı tutmayan tekerlekli sandalyeye mahkum Fatma Cömert'e, bu zulmü reva görenler, Allah, Kur'an, peygamber deyip de bu zulme ses çıkarmayanlardır. En kötü olmak için artık yarışmanıza gerek yok. Kötüsünüz. Kötü.